Tamam, buyurun isterseniz söz sizde. Merhaba, hoş geldiniz. İstanbul Edebiyat Devri Kıraathane bir Zoom buluşmasına da pandemi yüzünden hep Zoom'da buluşuyoruz. Bu akşam çok mutluyuz. Çok çok sevgili Serra Yılmaz bizimle. Onu bir sohbet için İstanbul Edebiyat Evi'nin bir etkinliğinde ağırlamak büyük keyif, büyük onur. Serra, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok iyi görünüyorsun, maşallah. Elimizden geleni yapıyoruz Nilüfer. Floransa ve İstanbul arasında bir sohbet. Ne mutlu. Şimdi Seracığım, senin muhteşem oyunculuk serüvenine dalmadan önce böyle bir küçük nostalji yapmak istiyorum. Çünkü sen ve ben çocukluk arkadaşıyız. Aynen. Nişantaşı'nda komşuyduk. Nur içinde yatsınlar annelerimiz ahbaptı. Görüşürdüler. Senle birkaç yıl Nilüfer Hatun İlkokulu'nda birlikte okuduk. Sen Aynen. Tüm birlikte olduk. sonra Suadiye'ye kaçtın. Ama orada da buluştuk. Annemlerin Aynen. Suadiye'de bir yazlık evi vardı. Sen okulu orada bitirdin diye hatırlıyorum. Öyle. Taş Mektep'te bitirdim. Ve Suadiye plajında annem, sen yüzüyorsunuz. Ben geç yüzme öğrendim. Ben korkardım diye. Sen her zamanki sportif halinle çabada, çubada, açıklara doğru yüzerdin. Ben de sahilde böyle bir ağlıyor havalar. Çok dalardım Suadiye plajında, çok dalardım ve çok şey bulurdum. Müthiş Altın sportif bir taşlar, genç kız. yani Suadiye plajı hala çok canlı bir anı. Süreyya plajı da öyle ama Süreyya, tabii Suadiye size çok yakındı. Biz arada Süreyya'ya da giderdik. Öyle, ay biz de trene binip Süreyya plajına Aynen. gitmek büyük zevkti. Ben sonra trafiğin ortasında o denizdeki gazeboyu görünce neye uğradığımı şaşırmıştım. Bütün Ya. doldurulmuş değil mi? Tabii. Bir yerde daha buluştuk. O da Taksim'de, şimdi Hyatt Oteli'nin olduğu ilk yerinde, tenis, eskrim, dağcılık kulübü. Ben rahmetli, sevgili, büyük şampiyonlardan Fehmi Kızıl'dan tenis öğrenmeye çalışıyorum. Sen acayip bir eskrimciydin. Ben de Rıza Arseven'den Müthiş bir eskrimci. Yani sporcu, renkli bir genç kızdın. Bütün hayatında da renkli bir kadın oldun. O eskrimi uzun bir süre devam ettin. Müthiş bir eskrimciydin sen. Arada o salona öğreniyordum. Eskrimi çok gelirsin, sevdim ben. seyrederdim. Eskrim bana çok şey kattı. Yani hep böyle anlattığım zaman da hep söylüyorum. Eskrim yapmasaydım bugünkü Serra olmazdım. Çünkü eskrim insanı çok biçimlendiren bir spor. Çok şey katıyor. Sadece fizik olarak değil, yani fizik olarak bir sürü başka faaliyet de yaparsın. Ve o esneklik, işte bir takım adale çalıştırmayı falan elde edersin. Eskrimin kattığı başka şeyler var. O çok önemli. Çünkü eskrim mesela konservatuvarlarda sadece günün birinde bir düello sahnesi oynarsın diye öğretilmiyor. Eskrimde timing, zamanlama duygusunu çok iyi öğreniyorsun. Onun için Fransızların bu takotak dedikleri, hani lafı ne zaman tam olarak söylemen lazım, onu çok iyi öğretiyor. Çok güzel anılarım var. Böyle eskrimden değil mi gözüm parlıyor gerçekten. Tesadüf şu ki Floransa'da da eski bir eskrimci arkadaşımın kızı var. Yeni tanıştım, hala eskrim yapıyor o da. Yani öyle bir bağ oluyor insanın Evet. eskrimle ilgili. Bu TED'in o eski yerindeki büyük Ay ne salonu güzeldi. hatırlıyorsun tabii değil mi? Hatırlamaz Siz olur muyum? orada çalışırdınız. Ben arada gelir böyle seni seyrederdim. Acayip hoşuma giderdi. Çok esrarengiz gelirdi bana eskrimcilik. Hiç bana çok Öyle uzaktı hiç. zaten. Dışarıdan bakınca zaten çok fazla ne olduğu anlaşılmıyor. Müthişti ama demek oyunculukta böyle zamanlama,
gerçeklikle ilişki anlamında enteresan bir kazanımı var. Bunu bilmiyordum. Çok ilginç. Evet, evet. Tabii. Bana çok şimdi çocukluğunu ne kadar renkli bir genç kız olduğunu hatırlıyorum. Fakat bir eksiklik var. Baban yoktu. Halbuki baban çok önemli bir aydın. Sinemayla ilgili. Komikti. Sinema eleştirmeni, gazeteci, yazar, sinematek kurucusu. Evet, evet. Semih Tuğrul'dan bahsediyoruz. Çünkü Seyra Yılmaz o zamanlar Seyra Tuğrul'du. Tabii ki. İşte sinematek kurucusu, festivallerde işte jüri üyesi olarak görev yapıyor falan. Yani baban sinemayla çok iç içe bir insandı. Ondan ne kadar etkilendiğini merak ediyorum. Çünkü babanı pek görmüyorduk. Baban ortalarda yoktu. Ya babam olduğu zaman da yoktu. Çünkü çok asosyal bir adamdı. Yani mesela şeyler gelir, davetiyeler gelir tiyatro premierlerine katılmak için, operaya gitmek için falan filan. Babam katiyen gitmezdi. O yüzden ben daha küçük yaşımdan itibaren aslında belki kendi yaşıma göre biraz daha büyük insanlara hitap eden oyunlara küçük yaşta gitmeye başladım. Çünkü annem de gitmek istiyordu. Yalnız başına gitmemek için beni de götürüyordu. Babamın öyle bir asosyal yanı vardı. Yani genelde çıkmaz, gitmez, görüşmez. İşiyle çok iç içe. Kendine özgü merakları var. Mesela işte anneannemin köşkünün alt katını yazın kiraya veriyorlardı. O genelde de hep eş dost oluyordu bizim kiracılarımız. Mesela Mario Levy ailesiyle oturmuştu bir yaz. Sonra işte bir takım aileler, onların içinde annemin çok yakın arkadaşı Bediş teyze, rahmetli Vali Konağı Caddesi'nde otururlardı. Oğulları Haluk Arpat hala. Nejat Bey de eşi Bediş teyzenin. Biz onlar bir yere gittiklerinde babamla Nejat Bey kalıyorlar köşkte mesela. Annemler bir yere gidiyor diyelim. Nejat Bey çok sıkılıyormuş çünkü babam sürekli caz müzikten söz ediyor mesela. Böyle kendine göre tutkuları vardı. Onların dışına pek fazla çıkmıyordu açıkçası. Ama yani babanın bu sinemayla ilişkisi, fotoğrafçılığı, yazarlığı, yani bunun bir etkisi oldu herhalde sende. Çok oldu, çok oldu. Bak şimdi ben şöyle düşünüyorum. Genelde bir kere ben babamın tabii ki favori modeliydim. Yani benim bütün çocukluğumun fotoğraflarını çekti babam. Seninle de biliyorsun müsamerelerde falan filan fotoğraflarımızı hep babam çekerdi. Aynen. Kamera önünde olmaya belki de küçük yaştan alışmış olmak belki de bana bir rahatlık sağladı ileride diye düşünmedim değil. Onun dışında sinema konusunda da tutkulu olduğundan sinema çok konuşulurdu bizim evde. Ve annem çok sinemaya gider ve beni de götürürdü. O yüzden ben oyuncu olmadan önce çok iyi bir seyirci oldum aslında. Hem tiyatro hem sinema seyircisi. Bana tabii ki büyük bir katkısı oldu. Babamla birlikte gördüğüm bir takım sinema kişiliklerinin yanı sıra daha sonra da şöyle bir şansım oldu. Ben Fransız okuluna gitmek istiyordum. Aynen abin Ahmet gibi ben de çok inatçıydım o konuda. Başka okulların imtihanlarına falan filan da girmedim açıkçası. Ve Saint-Michel'i kazandım. Damdösyon'da yedekte kaldım. Biz onlar da dediler ki hiçbir farkı yok. İşte beni o arada Saint-Michel'e kaydettirdiler. Biz bu yüzden Cihangir'e taşındık. Cihangir'e taşındığımızda Cihangir çok yabancının oturduğu bir semt. Ve işte bizim binamızda Air France'ın müdürünün ailesi oturuyor. Müdürün iki kızı var. Onlarla arkadaşlık ediyorum falan filan. Dolayısıyla sürekli Fransızca konuşuyorum. O arada bir aile geldi mahalleye birkaç ev ötede oturmaya. Baba İtalyan, anne Fransız. Kalabalık bir aile. Onlarla ben çok dost oldum. Onlar benim bir çeşit ikinci ailem oldular. Hala da öyleler. Hala
en büyük abla Floransa da benim İtalya'da oturmak gibi bir ev tutmak gibi bir karar aldığımda Floransa'yı seçmemdeki baş nedenlerden biri de o aileyle olan bağım. Çünkü o kadar sık geldim ve o kadar çok Floransa'da bulundum ki İtalya dendiğinde kendimi gerçekten evde hissettiğim yer İtalya, Floransa. Dolayısıyla o ailede de baba kültür merkezi müdürüydü. Ve babamla çok paralellikleri olan bir karakterdi. O da daha sonra Sinematek'le çok iç içe oldu. Onat'la çok dost oldu. Ve onun sayesinde de çok daha küçük yaşta bir sürü İtalyan yönetmenle karşılaşma şansım oldu. Yani işte festival döneminden önce, çünkü festival başladıktan sonra zaten birçok yönetmenle tanıştım ettim. Ama festivalden önce de ne bileyim işte Monicelli, Lizzani, Carlo Lizzani, Pasolini Medea'yı çekmeye geldiğinde, ki o zaman aklım daha da eriyordu yani biraz daha büyüktüm. Öyle bir şansım oldu gerçekten, yani sinemayla çok haşır neşir oldum genç yaşta. Hem sinema hem İtalyan yönetmenler, İtalya senin kaderinde erken belirmiş yani. Ve çok enteresan, şimdi arkadaşım sinema, aynı zamanda dünya çapında bir yıldızsın. Seninle hepimiz her zaman gurur duyuyoruz sevgili Serra. Yani Serra Yılmaz'ı tabii ben şimdi tanıtmadım. İzleyicilerden özür dileyeyim. Tanıtmaya da gerek yok ama yani Altın Portakal'da en iyi kadın oyuncu Donatello ödülüne İtalya'da aday olması, Flaiano Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanması, Fransa'dan Palme Akademik Şövalye Nişanı, İtalya'dan bu şeyi zor okuyorum ben. Commendatore neydi? Stella Della. Değil mi? Büyük bir İtalyan nişanının, evet, sahibi. İtalya'dan hep iyi bir şeyim var, nişanım var. Diğer büyük ödüllere oyunlarından, filmlerinden bahsedince tekrar gireriz. Çok güzel bir serüven bu. Ve tabii hem tiyatronun hem sinemanın aynı baş at gittiği bir kariyerin var senin. Yani Türkiye'de Atıf Yılmaz'dan Ömer Kavur'a Anayurt Oteli'nde seni unutmak mümkün mü? O yani muhteşem, ikon bir rolde o. İkon. Ve size küçük bir hikaye anlatacağım ödüllere ilişkin. Tabii ki ödül almak, tabii ki takdir edilmek, tabii ki tanınmak, ödüllendirilmek, bunlar çok güzel şeyler. Ancak ödüllerin de kendine göre bir algoritmi var. Dediler de çok da önemli değiller. Ben şimdi bu yaşıma geldikten sonra bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ukalalık olarak alınmasın. Mesela Anayurt Oteli ile ben hiç ödül almadım. Fakat kim benimle görüşse, siz Anayurt Oteli'nde ödül aldınız, ödül aldınız. Dedim ki ödül almadım ama herkes bana o ödülü o kadar çok yakıştırmış ki almaktan bile daha güzel benim. İlginin ödülünü almışsın yani. Evet, kesinlikle. Ya da mesela ne bileyim Anayurt Oteli ile biz Venedik Festivali'ne gittiğimizde orada Fipreski ödülünü kazanmıştık. O zaman jüri başkanı Carlo Lizzani'ydi. Yani benim İtalyan ailemin babasının arkadaşıydı Lizzani, rahmetli oldu. Ben ona gidip hiçbir şey söylemedim. Son gece ödül töreni yapıldı, çıkıyoruz. Dünyaca ünlü kameraman Vittorio Storaro, işte Bertolucci filmlerini falan çeken, beni gördü. Biz de Ömer'le, işte Ömer frak giymiş, ben uzun tuvalet falan. Koşarak bana geldi, dedi ki gördünüz mü dedi, ben haklıydım dedi. Çünkü o bana vermek istemiş ödülü. Oysa ödülü bir Koreli oyuncuya verdiler. Çünkü demişler ki
Bu muhtemelen profesyonel oyuncu değil, bir köylü kadına oynatmış. Tabii ay hiç bileceğim yoktu Serra, çok komik. Ödül orada öyle giyinmiş kuşanmış görünce yönetmenle geldi yanına, dedi ki gördünüz mü ben haklıydım. Nasıl oyuncu olmaz bakın işte dedi. Şimdi Storaro'nun bu lafı benim için Oscar gibi, anlatabiliyor muyum? Kesin. Hayatımda çok bir iltifat olarak kalacak. İşte Yusuf Atılgan İstanbul Festivali'nde film ödül aldı, bir sürü ödül aldı. Biz çıktık, hiç unutmuyorum onu, rahmetli Ömer Kavur'la çok rüzgarlı bir havada Emek Sineması'ndan, rahmetli Emek Sineması'ndan Taksim'e yürüdük. Sonra resepsiyona katıldık, sonra Çiçek Bar'a gittik. Yusuf Atılgan oradaydı. Yusuf Atılgan'la birlikte oturduk. Benim tam karşımda oturuyor. E tabii ben süslenmişim falan, ödül töreni gecesi. Yusuf Bey böyle çok ciddi bana baktı. Dedi ki film çekiminden önce Ömer bana bütün zebercet adaylarını getirdi. Sizi getirmedi. Neyse ki getirmemiş. Sizi bu halde görsem katiyen kabul etmezdim Zeynep'i oynamadım. Nasıl biriydi Yusuf Atılgan? Valla ben çok tanımadım ama gördüm. Orada gördüğüm kadarıyla oldukça yani. Ketum, sakin, ketum, az böyle arada bir laf eden ama tam böyle yerinde laf eden, böyle hoş bir beyefendi olarak hatırlıyorum. Süper. Şimdi çok ilişkileri olduydu o dönem Ömer Kavur'la yani. E tabii. Tahmin ediyorum. Ama yani çalıştığın yönetmenler sinemada ve oynadığın Atıf Yılmaz, Bir Yudum Sevgi, Başar Sabuncu, Fikrimin İncegül'ü, Tunç Okan, Karılar Koşu, Halit Refi, Halit abi ne kadar şeydi düşüncelerinde değil mi böyle ateşli? Öyleydi, öyleydi. Hatta milli sinema filan. Evet. Onların, Mustafa Altıoklar, Ağır Roman, Yeşim Ustaoğlu, İz, Zeki Ökten, Güle Güle. Yani şimdi herkes tabii son zamanlarda Ferzan Özpetek kulakları çınlasın. Selam olsun Ferzan'a da, ama Reha Erdem, Kaç Para Kaç, Ümit Ünal, 9. Ay o filmi unutamam. Deneysel bir filmdir o çünkü. Evet, evet, evet. Senin en iyi kadın oyuncu ödülünü de aldın. Evet. Yani Türk sinemasının bir işte Çağan Irmak. Çağan'la çalışmadık hiç. Çalışmadın mı? Yok. Onu yanlış not almışım. Evet. Yani çalışmadığın Türk sinemasını özetleyen bütün yönetmenlerle çalışmıştım. Müthiş bir fırsat. Genç yönetmen var gelen, çok çok iyi işler yapıyorlar. Ne yazık ki henüz onlarla çok fazla çalışmadım ama mesela Toz Bezi var, genç kadın yönetmenlerden biri. Geçen gün seyrettim Toz Bezi'ni. Daha önce seyretmemiştim. Nazan Kesal Kürt temizlikçi. Sen de temizliğe gittiği ev sahibi Gaddar Ayten Hanım. Gaddar Ayten diyorsun sen. Evet. Çok şeker. Yani o büyük bir rol değil. Epey gözüküyorsun ama yani o kahvaltı sahnesinde Nazan Kesal'ın karakterine bir bakışın var. Böyle yani hani bakışla öldürmek ya da yok etmek yani. Küçük nüanslar oyunculuğun, bu birdenbire olmuyor herhalde. Ya ben şimdi İtalya'da karakter oyuncusu lafı giderek daha az kullanılıyor. Ben kendimi bir karakter oyuncusu olarak tanımlıyorum ve bundan çok mutluyum. Karakter oyunculuğu bu işte, yani o bütün minik nüansları oynayabilmek. Çünkü karakter oyuncusu hiçbir zaman çok uzun süre ekranda değil aslında. Genelde ikinci düzeyde rollerde oluyor ama o roller hakikaten filmi taşıyan roller oluyor bir yanda. Tabii ki. Ben bu karakter oyunculuğunu çok seviyorum ve çok mutluyum, yani bana sorduklarında da kendimi bir karakter oyuncusu olarak tanımlıyorum.
çok değerli buluyorum. Giderek İtalya'da kullanılmayan bir deyim. Her katıldığım toplantıda onlar sadece karakter diyorlar. Diyorum ki ben bir karakterim, ona göre yani hani şey yapmayın diye. Ama bu çok önemli söylediğin Serra. Çünkü yarattığın karakterler ufak büyük önemli değil. Çok akılda kalan, sahici, yaşantının içinden hakikaten karakter yaratan bir oyuncusun. Şeyi soracağım sana. Çok az kadın yönetmen bir zamanlar vardı. Hala da çok sayıda değiller ama bu Toz Bezi Ahu Öztürk'le nasıl bir çalışma oldu? Ahu Öztürk'le güzel bir çalışma oldu. Zaten kadın sayısı yüksek bir projeydi. Prodüktörümüz Çiğdem Mater'di, işte kameramanımız kadındı. Onun için kadınların ağırlıklı olduğu bir projeydi. Çok keyifli çekimler yaptık. Gayet güzel oldu açıkçası. Onun için çok güzel bir anısı var. Güzel de bir iş çıktı ortaya. Bayağı keyifli oldu. Ben umarım ki çok daha fazla kadın olacaktır sinemaya bulaşan ve de yönetmenliğe soyunan gerçekten. Senin ama yönetmenlik deneyimine geleceğim. Şimdi şehir tiyatrolarında o çok meşhur Fassbinder oyununu yönettin sen. Evet, evet, evet. Diğerlerinin adı Ali. Ali. Herkesin yaptığının tersini yaptım aslında. Çünkü genelde tiyatrodan sinemaya yapıyorlar. Ben sinemadan tiyatroya uyguladım ama şu sırada da var mesela Ferzan da Serseri Mayınları tiyatroya yaptı. Bizim Don Quixote'u yapan prodüktörün bir prodüksiyonu olarak ben seyredemedim. Çünkü sürekli aynı zamanda oynuyorduk turnedeyken de. Mesela biz bir şehire geliyoruz, bir üç gün sonra onlar geliyorlar bizden sonra. Ama çok başarı elde etti. Oyun yönettin, sinemada yönettin, bir filmin var. Şöyle söyleyeyim, oyun yönetmek benim için aslında bir tiyatro okulu bitirmeye eşit bir deney oldu. Neden Serra? Bence insanların yani yönetenle yönetilenin yer değiştirmesinde her zaman için yarar var. Ve oyunculuk hakkında o kadar çok şey öğrendim ki oyun yönettiğimde. Yani oyun yönetmek bana aslında oyunculuk hakkında çok şey öğretti. Çok ilginç. Yani bunu nasıl kendi oyunculuğuna da mı farklı bir gözle bakıyor oluyorsun yönettikten sonra? Kesinlikle. Kesinlikle. Çok ilginç. Sert bir yönetmen misindir? Değilim. Sert bir yönetmen değilim. Şöyle söyleyeyim. Talepkar yani. Çok ufak bir anı anlatacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biz bir ara bir Oidipus macerasına giriştik rahmetli Cüneyt Türel'le. Ve o macerada bir takım çok oyuncu var. Ve oyuncuların içinde ufak rolü olan insanlar var. Bu insanlar mutlaka gençler değil. Çünkü ufak rolü olan yaşlı roller de var. Ve şehir tiyatrosu, malum şehir tiyatrosunda her cins oyuncu var. Yani her nitelikte oyuncu var. Değişik oyuncular var, değişik ekoller var falan. Doğrudur. Şimdi bir oyuncu geldiydi. O oyuncudan hoşnutsuz Cüneyt. Ve çok belli ediyor hoşnutsuz olduğunu. Ben bir ara dayanamadım. Cüneyt'i çektim. Dedim ki Cüneyt'ciğim, bir kere bu adam bu oyuna son katılan oyuncu. Yani bu ne demektir? Aslında seçilmedi. Seçilmedi ama mecburen alındı. Yani istediklerin olmadı. Bu oyuncuya razı oldum. Bir kere bu çok kötü bir giriş. Bir kumpanyanın içine, yani bir oyun castingine girişin en kötü yolu. O nedenle bu adamcağızdan bir şey elde etmek istiyorsan ona Oscar almış bir oyuncu muamelesi yapman lazım.
Güzel. Başka türlü elde edemezsin. Çünkü o hissediyor bütün bunları. Hiç kimse aptal değil. İstenmediğini, son çare olarak oraya geldiğini, senin aslında ondan hoşlanmadığını, bütün bunları hissediyor. Hepimiz hissediyoruz değişik konumlarda. Onun için bir şey elde etmek ve istediğini yapmasını istiyorsan, bu oyuncu arkadaşımıza hakikaten ne bileyim işte en büyük işte ne bileyim Gerard Döper diyormuş gibi falan filan muamele etmen lazım. Gerçekten öyle olması lazım. Çünkü biz oyuncuların en büyük zaafı ne? Biz seçemiyoruz yönetmeni. Yönetmen bizi seçiyor. Yani bir başkasının arzusuna bağımlıyız. O yönetmen sana seni gerçekten istediğini hissettirdiği zaman ilişki bambaşka kuruluyor ve hakikaten ondan istediğini elde edebiliyorsun. Bu çok önemli. Yani çalıştığın insana ona değer verdiğini, hayatta olduğu gibi, başka ilişkilerde de olduğu gibi. Yani ona bunu hissettirmek çok önemli. Bir kere bunu çok öğrendim. Yani en ufak rol içindeki kendini önemli hissetmesi lazım. Çok ilginç, çünkü burada sen boşuna psikoloji okumamışsın üniversitede, Fransa'da. Bu diplomasiyle, esneklikle istediklerini elde etmek için gerekli bütün kıvraklığı, uyum sağlamayı göstermekten bahsediyorsun aslında. Öyle, öyle. Mesela ben o oyunu sahneye koymaya başladığımda oyuncuların bir sürüsü hiç de böyle sıcak yaklaşmadılar. Şehir tiyatrosu çok korporatist bir kurum, yani herkes işte eski darülbedai anlayışı var. Ben ise tamamen dışarıdan gelen, dışarıdan katılan bir insanım. Yani onlar çok fazla beni kendilerinden görmüyorlar. Netice itibariyle hiçbirine kötü bir söz söylemedim provalar boyunca. Çok karşı olanlar dahi, ya da işte ufak bir rolye çağrıldıkları için mutsuz olanlar dahi, bittiğinde, oyun ortaya çıktığında bana gelip evet başta hiç inanmadım ama çok güzel bir deney oldu, çok mutluyum dediler. Müthiş bir şey. Onun için ben de hepsine her zaman için çok minnettar oldum. Mesela bu konuda Celile'yi anmak zorundayım. Çünkü bizim Celile'nin rolünü, ki başrol, baş kadın rol oynayan ve şu anda artık rahmetli olan meslektaşımız son anda bir paniğe kapıldı ve bıraktı rolü premiere bir hafta kala. Ve Celile Tolon gerçekten büyük bir özveriyle müthiş bir oyuncudur. Bir haftada rolü öğrendi ve harika bir oyun çıkardı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yönetmen olarak sevmen lazım oyuncularını. Gerçekten çok güzel. Peki o 15 yıldan belki daha fazla değil mi? İstanbul Şehir Tiyatroları. 16 yıl, evet 16 yıl. Oyunculuk, dramaturji, yönetmenlik. Sonunda tabii talihsiz bir şekilde sona erdi hepsi. Çünkü şehir tiyatrolarında yönetim, anlayış, her şey giderek korkunçlaştı. Evet, ama yani orada o korkunçlaşma politik bir şey değildi bana yapılan. Bana yapılan şahsi düzeyde şeylerdendi, kötülüklerdendi. Yani benim birlikte çalıştığım, yüzüme bakan, gülen arkadaşlarımın marifetiydi. Onun için hiç şey değil, politik değil gerçekten. Anladım. Sanat dünyası kötülüklerden muaf değil yani. Aa, asla değil. Bilakis daha da bile fazla olabilir. Bazen kılıçlar çekilebiliyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok şey, çok o kadar beni bir anlamda böyle itti ki o olay. Hani ben mahkeme bile açmadım, çünkü mahkeme açsaydım kesinlikle kazanırdım. Yani bir daha oraya bulaşmak istemedim. Ve hayatta öyle bir şey vardır. Bazen sana kötülük yaptığını zannederler, oysa iyilik yaparlar. Ben o sayede İtalya'da tiyatro yapmaya başladım. Evet. Sinemasında. Şimdi ve geriye dönüp iyi ki öyle olmuş diyor musun? Açtı.
Evet, iyi ki öyle olmuş diyor musun? Çünkü belki o nedenle daha çok İtalya'ya yerleştin. Kesinlikle öyle. Çünkü o sırada İtalya'da oyun oynama teklifi bana gelmişti. Fakat şehir tiyatrosundaki arkadaşlar beni 3 ay bırakmak istemiyorlardı. 3 ay değilse bile bir 2 ay bırakmaları gerekiyordu. Çünkü prova yapacağız, oynayacağız. Oysa bu vesileyle şehir tiyatrosundan kovulmam vesilesiyle rahatça İtalya'ya gidip çalışabildim. Oyunlar çok tuttu, ödüller aldım. İşte sonunda mesela Don Quixote prodüksiyonu benim için İtalya'da tiyatroda varabileceğim en yüksek nokta. Çünkü büyük bir prodüksiyon, çok büyük turneler yapıyoruz. İnşallah devam Evet. edeceğiz Don. İnşallah. Biraz ondan bahsedelim. Geçen sene Mart ayında 2020'de sevgili Zeynep Göğüş'le gelip senin oyununu seyretmek üzere biletler alındı. Roma'da yakalayacaktık senin turneyi. Evet, güzel bir Sevgili salondaydı. Nilgün Cerrahoğlu'nu da kapıp üç kadın gelip seni seyredecektik. Tabii Covid pandemi gelemedik. Bu Sorma. Don Quixote olağanüstü bir prodüksiyon. Yani işte kaçırdık, göremedik. İnşallah tekrar görmek Görürsünüz fırsat inşallah. olur. Bu nasıl oluştu? Yani şimdi sen Sancho Panza'yı oynuyorsun. İtalya'nın en muazzam erkek oyuncularından biri. Evet. Alessio Boni. Şimdi biz Alessio Boni ile hiç çalışmadık sinemada ya da televizyonda. Fakat aramızda hep böyle bir sempati, arada sağda solda karşılaşır, muhabbet ederiz. Ben de onun telefonu vardı. Onda benimki vardı. Uzun zaman hiç haberleşmedik. Bundan işte 2 yıl kadar önce bir mesaj geldi bana. Hatta telefon, tabii o arada telefonlar kayboluyor, yok çalınıyor, yok bilmem ne değişiyor. Onun için kim olduğu belli değil. Sonra WhatsApp'tan bir mesaj, gittim baktım, Alessio Boni. Cevap verdim, işte nasılsın, iyi misin, görüşelim. Aa, tabii görüşelim dedim ben de. Sonunda onun işleri, benim işlerim falan derken Roma'da buluştuk. Alessio dedi ki, bir proje var. O projede olmanı istiyoruz. Böyle böyle bir Don Quixote adaptasyonu. Ve de dedim, Sancho'yu biri oynayacak. Kim oynasın? Sancho çok önemli ve Sancho'yu oynayanın bir çok amblematik biri olması lazım. İşte çok değişik biri, bir ikona olması lazım. Ve bu fikir dedi, inan ki benden çıkmadı, prodüktörden. Şimdi oyunun prodüktörü, yani büyük bir prodüktör İtalya'da. Anne baba prodüktörmüş zaten. Aileden prodüktör olarak gelen bir kişi Marco Balsamo. Ve Napoli'de tiyatroları var. Roma'da da bir tiyatro, işte sizin gelmeniz gereken Ambra Jovinelli tiyatrosu da onların yönetiminde. Ve onun aklına gelmiş, demiş ki Serra olabilir. O Serra olabilir deyince bütün yönetmen, dramaturg ekibi havaya sıçramışlar. Evet, Serra olur diye. Bana bu teklifi yaptığı anda ben tabii ki evet dedim. Çünkü çok cazip yani. Hem bir erkek karakter oynayacağım, hem Don Quixote, Tabii Sancho. ya bu takım büyük birkaç kadın oyuncunun Hamlet oynaması kadar büyük bir olay. Evet. Ondan sonra provalarımız işte Roma'da başladı. Ne zaman oluyordur bakayım, şimdi tarihleri birbirine karıştırıyorum. 20'de kaldı, 19. Evet, 2018'in Kasım'ında başladık biz provalara. Ve yılbaşına kadar prova yaptık. Yılbaşından sonra premier yapacağımız Piemonte'de Tortona diye bir şehire gittik. 15 gün son provamızı orada yaptık, premierimizi orada yaptık. Ondan sonra da turnemiz başladı. O turnede ilk sene, yani 2019'da Floransa'da mesela Pergola, çok büyük bir tiyatro, orada oynadık bir hafta. Şimdi bu oyunlar önceden satılıyor turne için ve tabii tiyatro yöneticileri hep biraz korkuyorlar. 10 gün almaya, hani doldurur mu, olur mu olmaz mı diye. Genelde
düşündüklerinden az satın alan tiyatrolar hep çok pişman oldular. Çünkü baştan sona sold out oynadık biz her yerde. Müthiş. Yani bu oyunun bir seneden fazla kapalı gişe oynaması sevdiğin bir uyarlama mı Serra? Evet. Ben Don Quixote'u çok geç yaşta zor okudum. Beni en zorlayan romanlardan biridir. Yani 50 yaşımı geçmiştim ben sonunda kendimi zorlayıp Don Quixote okuyan. Herkes hayrandır. Ben biraz zorlandım o romanda. Sevdiğin bir uyarlama mı? Sevdiğim bir uyarlama. 8 kişiyiz sahnede. Bu 8 kişiden biri at. Yani müthiş bir atın var. Ve atın bu stüdyo muydu? Atın içine giren gayet genç, gayet başarılı bir oyuncumuz var. Piyesin başında çok ufak bir rolde de oynuyor. Aslında stunt olarak çalışıyor. Çok akrobatik bir oğlan. Ve atı tamamen o anime ediyor. Ve at o kadar gerçek ki insanlar başlangıçta hakikaten anlamıyorlar. Bu bir maket mi, gerçek? Gerçek at. Vermişler. İnanılmaz bir gerçeklik duygusu veren bir at. Onun için hepimizden çok alkış alıyor desem yeridir. Çünkü Alessio ile ben onu çağırıyoruz. Aramıza giriyor. Salon bir de oğlan yakışıklı da genç de. Yıkılıyor salon sorma. Her defasında Alessio diyor ki gelecek sene atı çıkaracağız oyundan diyor. Bizden fazla alkış alıyor diyor ama hak ediyor gerçekten. Serra, Sancho Panza rolünü ben senin hayata bakışına, kimliğine çok yakın buluyorum. Alaycı, evet. Şüpheci. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü yani, şimdi Sancho hem büyük bir adaptasyon kapasitesi var, hem adamın deli olduğunu farkında. Evet. Ama aynı zamanda da müthiş bir düş kırma kapasitesi var. Aynen. Yani bir yanıyla gerçeğe bağlı kalıyor ama bir yanıyla da uçmaya hazır. Ben de aslında hayatta kesin. Bir... Yani senin kişiliğine çok yakın bir karakter aslında. Doğru, doğru. Deliliği görüyor, yokmuş gibi yapıyor. Fanteziyi görüyor, ona uyuyor ama aynı zamanda acayip gerçekçi bir yanı var. Fanteziden müthiş keyif alıyor ama yemek yemeyi de unutmuyor Nilüfer. Bütün ya yemek yemeyi unutursak hayatın ne tadı kalır Allah aşkına. Şimdi sen bu rolle ve bu oyunla yani bütün ekip olarak hepiniz yani müthiş bir olay yarattınız. Sen bir ödül aldın bu oyun için. Yok biz Don Quixote'la henüz hiçbir ödül almadık. Baba ve Peach de büyük bir ödül almıştı. Baba ve Peach. Romanın uyarlamasında. Evet en iyi kadın. Fakat şu anda da bana Baba ve Peach uyarlaması da herhalde enteresan bir deneyimdi. Değil mi? Evet. Baba ve Peach'in prodüktörü Floransa'daki Rifredi Tiyatrosu. Rifredi Tiyatrosu çok büyük olmamakla birlikte çok faal bir tiyatro. Özellikle gençliğe yönelik çok çalışmaları var. Yani hem yetişkinler için hem gençler için hem okullarda tiyatro faaliyeti yapıyorlar. Çok çalışıyorlar ve benim ilk çalışmaya başladığım kumpanya Rifredi Tiyatrosu. Duygusal bir bağım var tabii onlarla. Çünkü Son Harem piyesini onlarda oynadım 14 yıl boyunca sold out olarak. Bugün oynamaya başlasak yine sold out olarak devam eder açıkçası. O kadar çok insan sevdi ve hala soranı var. Fakat sonra Baba ve Peach'i yaptık. Yönetmen Angelo Savelli çok güzel roman uyarlaması yapan bir kişi. Yani çok güzel uyarlıyor. Mesela benim Son Harem piyesi de aslında bir uyarlama. Çünkü evet. Başlıyor. İlk yarı tamamen haremde geçiyor. Bir ufak değişim var arada. Hiç kimse çıkmıyor salondan. Sonra Nazlı Eray'ın iki öyküsü iç içe. Onları da Angelo uyarladı. Çok enteresan. Bu arada yani
sarayda büyümüş bir anneannenin torunu olarak senin için uzak bir dünya değil. Öyle öyle. O nedenle onlarla duygusal bir bağım var. Nitekim bu pandemi döneminde de bana bir rol teklif ettiler ve biz işte bir ay kadar öncesinden, yani Noel tatiline girmeden önce bir 3 hafta kadar yeni bir oyun prova ettik. Bundan önceki haftada son bir hafta daha çalıştık. Paketledik, kurdelasını yaptık, koyduk bir kenara, oynayabilirsiniz dedikleri anda oynayacağız onu. Ay inşallah o kurdele bir an önce açılsın. Bu bir Fransız yazarın çok inanılmaz enteresan bir oyunu. Biraz çok bahsetsene. Bir oyun. Adı işte. Occident, yani işte Batı adı. Aslında bir çiftin dekadansı aracılığıyla Batı'nın dekadansını anlatıyor. Ve de yükselmekte olan faşizmden de söz ediyor. Oyunun şöyle bir özelliği var. Biz 2 oyuncuyuz sahnede, karı koca olarak. Sürekli bir cinsel muhabbet de var. Çünkü karısı adama sürekli işte ereksiyon sorunun var, çükün kalkmıyor, belki Yugoslav olursan kaldırabilirsin falan diyor. Birbirlerine sürekli hakaret ediyorlar. Ben de diyorum ki tam pandemi krizine uygun bir oyun. Provaya gidiyorum. Bir katarsis, bir küfür. Ben ona hakaret, o bana hakaret. Tam büyük bir girişme yani. Aynen. Hatırlattı bana. Oh hani... diyordum provadan çıkınca. Oh bütün sinirim boşaldı. Geliyorum eve. Edward Albee'nin klasiği vardır hani. Who's afraid of Virginia Woolf? Kim korkar? Hain kurtlar sürekli çok şey, çok işte bu şeyin Le Pen'in ulusal cephesinin yükselişini falan filan Fransa'da da ele alıyor. Çok ilginç bir piyes ama ezberi inanılmaz zor. Çünkü hep aynı şeyleri ufak değişikliklerle söylüyorsun. Bayağı canıma okudu ezberlemek ki yani ben genelde zorlanmam bayağı zorladı. Şimdi senin en büyük özelliklerinden biri oyuncu olarak sahnede de kamera karşısında da inanılmaz rahatsın. Ay, içinde öyle mi bilmiyorum. İçimde öyle. Öyle söyleyeyim. Ama... Tabii ki bir heyecanım var. Çünkü o heyecanı yitirsem bu işi yapmam. Bir heyecanım var sahneye çıkmadan önce ama sahneye adım attıktan 2 saniye sonra o heyecanım, yani o kalp çarpıntım duruluyor. Ve ben kendimi müthiş iyi hissediyorum ve sahnede çok mutluyum. Yani bıraksınlar ben oynayayım. Ne olursa olsun da ben kurtarırım durumu duygum var. Nitekim kurtarıyorum da, yani bugüne kadar çok şükür hiç bunun tersi bir deney yaşamadım. Mesela Don Quixote'da şöyle bir şey başıma geldi. Don Quixote'da eşeğim var. Eşeğim çok gürlef bir eşek. Yani atın gerçekçiliğinin yanında benim eşek tam böyle Gargantua'dan çıkmış gibi böyle kukla içine giriyorum ben. Ucunda püsküller var. İşte tam 1. sahnenin sonuna doğru böyle pıt 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 Japon adımlarıyla geçeceğim ve yer değiştireceğim. Sen o püsküllerden biri yerdeki mikrofonlara takıl. Ben tabii böyle gidiyorum derken düştüm sahnenin, yani oyunda. Ve dizlerim benim zaten eskrimden de biraz menisküslerim yırtık falan. Tam sol dizimin üstüne düştüm. Ki düşün, bu olay ta geçen sene bu zamanlarda oldu. Hala böyle morartısı böyle para gibi duruyor dizimin üstünde. Böyle gözümden hani ateş fışkırdı derler ya, böyle oldu. Fakat oyun devam ediyor. Ne yapayım şimdi, Don Quixote'a padrone diye hitap ediyorum. Usta diye hitap ediyorum. Düştüm padrone, düştüm padrone dedim. Şimdi Alessio da diyor ki Sancho iyi misin, bir yerine bir şey oldu mu? Ay bu lanet eşek tabii, orada tamamen improvize. Kendime geldim. Ay dedim neyse, yürüyebiliyorum yani, dizimden ödüm patlıyor.
Sonra benimle dalga geçiyorlar, diyorlar ki en iyi düşme ödülünü bu sene sana verecekler. Çünkü seyirci katiyen anlamadı. Yani seyirci şapşal Sancho düştü diye algıladı. Hiç kimse anlamadı. Muhteşem, çok güzel idare etmişsin. Improvizasyonu seven bir oyuncu olduğun beni şaşırtmadı. Yani şöyle söyleyeyim sana, durum kurtarmak için evet, ama onun dışında öyle çok fazla metin dışına çıkan biri değilim asla. Peki hayattaki düşüşlerden de bu kadar rahat sıyrılabiliyor musun Sevim? Ah, nerede? Çünkü senin oyunculuğunu, seni düşündüğüm zaman sahne ve kamera önünde de oynamak, hayatta da oynamak. Yani hayatı gerektiği kadar ama çok fazla ciddiye almayan bir insan olduğum izlenimini vermişsindir hep bana. Şöyle söyleyeyim sana, giderekten insan öğreniyor bazı şeyler ya. Hani ben hep şeyi hatırlarım, Louis Aragon'un şiiri vardır ya, mutlu aşk yoktur. Yaşamayı öğrenene kadar zaten vakit geçmiş olur. İşte yaş ilerledikçe bir takım şeyleri daha iyi anlıyoruz, daha hafife alıyoruz. Çünkü kızımla şöyle bir konuşma geçti aramda Nisan ayının başında. 23 Şubat'ta durdu bizim turnemiz. Tabii ki çok büyük bir panik duygusu yarattı bende. Yani işsizim, İtalya'dayım, ne yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl geçineceğim falan. Bir sürü kaygı. Ve de böyle bayağı böyle bir kaygılı dönem. O sırada Ayşe ile konuşuyoruz. İşte iyi uyumuyorum falan. Ayşe çok cool bana şöyle bir şey söyledi. Biliyorsun en büyük üniversite zaten çocuklarımız. Anne dedi, iyi uyumazsan bağışıklığın düşer. Oysa pandemi var, bağışıklığının düşmemesi lazım. Çok iyi uyuman lazım. O yüzden de hiç içini sıkma. Netice itibariyle içini sıksan da bir şey değişmeyecek, sıkmasan da. Dedim ki yani hakikaten öyle. Hani neydi, Boşoğlu'nun lafları vardır ya, herkes dalga geçer bunda Boşoğlu. Hakikaten öyle. Yani ben ne kadar kursam da kurmasam da koşullar da hakkında yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Düşündüm ki kızım çok haklı. Ondan sonra biraz daha rahatlattım kendimi açıkçası. Çünkü hani öyle genelde ilaç milaç kullanan biri değilim uyumak için. Ve de toparladım sonra. Baktım ki bir dönem böyle geçecek. Yani buna adapte olmak en akıllıcası. O yüzden de çok fazla tüy dökmemeye çalışıyorum yani. Kesin, bravo, iyi ediyor. Uykular hepimizde biraz bozuldu Serracığım, ister istemez bu dönemde. Tabii ki. Yani, peki bu son oyunun provalarını Floransa'da mı yaptınız? Floransa'da yaptık, evet. Rifredi Tiyatrosu'nda yaptık. İşte provalara başlamadan önce tahlil yaptık hepimiz. Negatif olduğumuzu anlamak üzere ve de bizim yani sahnede olduğumuz zaman dışında bütün ekip maskeli sürekli olarak. Biz tabii sahnede maskesizdik. Müthiş. Oradaki rol arkadaşın sevdiğin bir oyuncu mu? Oradaki rol arkadaşım şöyle söyleyeyim, tabii ki sevdiğim bir oyuncu. İlk kez birlikte çalışıyoruz, daha yeni tanışıyoruz. Biraz gerginliği olan bir kişi. Ama yani ben de ona söyledim. Dedim ki çok gerildiğin zaman, hani ben daha beni de geriyorsun ve ezberde daha fazla çuvallıyoruz. Onun için ne olur dedim, rahat ol yani. Bizim işimiz böyle, bazı şeyi 40 defa tekrar etmek zorundayız. Onun için o, ben genelde söyleyeceklerimi söyleyen biri olduğumdan bakıyorum ki hafiften şişiyor şey, çıdan böyle içine apse birikiyor, tamam mı? Bir aşamada cırt hemen çuval dızım atını veriyorum. Şu şöyle, bu şöyle diye. Ben de rahatlıyorum, karşımdaki de rahatlıyor. Öyle şeylere girmiyorum. Süper. Polemik. Ama bu daha önce söylediğin şey çok güzeldi. Yani öyle bir yöntem ile tanımlamamız gerekmiyor ama kendini karakter oyuncusu olarak tanımlaman, yani yaptığın rolün
içine girmek, hakkını vererek, yani onun bir varoluşsal gerçeğini yaratmak. Bunu en küçük rollerinde dahi yaptın. Ve role küçük büyük diye bakan bir insan da değilsin. Değilim, değilim. Oynamak senin için önemli. Hayatın. Ben yalnızca cameo derler ya, cameo. Hı-hı. Çok ufak bir görüntü mesela. Ferzan'ın Mükemmel Bir Gün diye bir filmi var. Bence çok fazla değeri bilinmemiş bir film. Oysa çok güzel bir film. Bir edebiyat adaptasyonu, bir roman adaptasyonu. O filmde ben filmin sonuna doğru tek bir yerde görünüyorum ve filmin kahramanına dondurma servis ediyorum bir barda. Çok güzel. O kadar acıklı bir sahne ki o. Çünkü kahramanın kendisi henüz bilmiyor ama hayatta kaygısız geçirdiği son an olacak o. Aslında bana çok dokunan bir andı o. Yani karşımdaki oyuncu bilmemek durumunda henüz hayatındaki trajediyi eve gidince keşfedecek. Mesela ben onu çok büyük keyifle oynadım. Ufacık bir an o. Sadece böyle bir bakıyorum kadına ve dondurma koyuyorum külaha. Onu uzatıyorum. O. Yani bir cameo. O bile çok hoş bir şey. İşte en son sana söyledim. Ne zamandı? 2018'in sonbaharında Rolando Ravello diye bir yönetmenle çok matrak bir komedide oynadım. Kasia Smutniak falan, çok iyi bir castingle birlikte. Birinci ilk taş adı da ilk taş. Ondan sonra geçtiğimiz yaz bir Alman yönetmen ilk uzun metraj filmini çekiyordu. Yani Ravello ile olan bayağı bir roldü. Çok da eğlenceli bir roldü. Çünkü Kasia Smutniak'la ben gelin kaynana oynuyorduk ve Lübnanlıymışız. Onun için Lübnan Arapçası çalıştık aramızda Arapça kavga edebilmek için. Kasia'da Polonya asıllı ve İtalya'ya yerleşmiş bir oyuncu. Çok eğlendik tabii aramızda. Çok da gayet iyi bir oyuncu ve çok akıllı bir kadındır. Çok severim kendisini. Ferzan'ın Kemerleri Bağlayınız filminin baş oyuncusu. Ondan sonra mesela Alman yönetmen bu ilk uzun metrajında ufak bir rol için casting ajanı olan arkadaşım beni göstermek istedi bu yönetmene. Gittim audition'a. Aslında tanıma çok uygun değildim. Ama yönetmenle bir muhabbet oldu aramızda. Sohbet ettik, çok hoşlaştık birbirimizden. O rol için başka birini aldı. Fakat demiş ki casting ajanı arkadaşıma, ben Serra mutlaka böyle Uğur gibi olsun filmde istiyorum. Nitekim bir başka cameo. Onun filmini de yaptım. Taksi şoförü oynadım. Filmi açan ilk sahne. Korkunç bir trafik. Arabalar yürümüyor. Ben de sürekli müşteri olan filmin baş kahramanı genç çocukla gayet İtalyan şiveli bir İngilizceyle muhabbet etmeye çalışıyorum. Ama çok eğlenceli yani. Ben her zaman için öyle şeylere açık biri oldum ve hala süper. Yani bunlardan keyif almanı gayet iyi anlıyorum. Çünkü senin için oynamak kendi başına çok önemli ve güzel bir şey. Onu biliyorum. Ferzan'ın filmlerinde de benzer bir şekilde senin hem o filmlerin vazgeçilmez bir parçası, uğuru, keyfi, müthiş bir birliktelik oldu Ferzan'la aranızda. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. En son filmi ben maalesef göremedim. La Dea evet. Fortuna mıydı? Talih Tanrıçası mı diyeceğiz? Evet, Talih Tanrıçası ama daha Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'den çok kişi soruyor bana nasıl göreceğiz diye. İtalya'da DVD'si çıktı. Ama Türkiye'ye gelmedi ve henüz bir platformda da yok gördüğüm kadarıyla. Ben de çok araştırmadığımdan bilmiyorum genelde ama anladığım kadarıyla daha henüz bir Apple TV'de falan filan yok. Ama çok sevildi, çok güzel bir film oldu.
Çok güzel bir çekim oldu. Ferzan'ın setleri genelde çok mutlu setler. Yani çalışıyoruz, akşam ayrılıyoruz. Aman bir an önce sete dönsek duygusuyla ayrılıyoruz. O yüzden her zaman keyifli onunla çalışmak. Çünkü o da eğlenmeyi seviyor. Hoş bir çekim miydi? Bu bir arkadaş, karı koca iki erkeğe, yani birlikte yaşayan iki erkeğe çocuklarını geçici olarak bırakıyor. Konuyu bu kadar biliyoruz. Öyle. Orada artık herhalde o biraz tavsiyen aşk, o çocukların varlığı nedeniyle yeniden canlanıyor iki adam arasında. O iki evet, kişi, evet. Arkadaşları, evet. Güzel bir çekim miydi? Çok güzel bir çekimdi. Ben ne yazık ki Sicilya bölümünde rolüm olmadığından yoktum. Roma bölümünde vardım ama bir kere zaten işte Stefano Accorsi ile kaçıncı kez yeniden birlikte çalışıyoruz. Yasmin Trinca çok beğendiğim bir oyuncu. Baş kadın oyuncu. Eduardo Leo daha önce sadece ekrandan tanıyordum, burada tanıdım. O da çok çok iyi bir oyuncu. Dolayısıyla keyifli bir setti. Bir de bahardı, hava güzeldi, çok çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Tabii o çekimin en büyük özelliklerinden biri bir sahnede terasta dans ediyoruz ve yağmur yağıyor. O sahne için kostümcü böyle bir kıyafetimin üstüne böyle bir yelek giydirdi. Ben dedim ki yağmur yağdıracak. Bu son anda belli oldu. Öyle bir şey yoktu. Ferzan öyle son anda aklına gelen şeyleri yapar. Dedim ki bu yeleği bana giydirme dedim. Islanınca çok ağırlaşır. Yok canım seni korur içine geçmez su dedi. İçime geçmez olur mu? Yani suyu vermeye başladığı andan itibaren tek defada çekmek zorunda. Sonra bütün kıyafetleri kurutup yeniden aynı sahneye yapmak mümkün değil. O nedenle tabii ki biz bayağı böyle bir 20 dakika müzik çalıyor. Biz yağmurun altında bir oynadık, bir oynadık, bir oynadık ama artık donumuza kadar ıslandık. Ve yani hepimiz soyunduk ne varsa üstümüzde çıkarıp üstümüze başka bir şey giyip döndük evimize. Yani kendi iç çamaşırımız falan yoktu eve dönmek için. O durumda kaldık. Çok eğlenceliydi ama tabii ki bu tür sahneleri biliyorsun tadına doyum olmaz. Oyunculuk hayatının zahmetleri. Bu arada tabii. Isabella Öztaş Cihan Bernardini sana ciao Serra demiş. Serra daha doğrusu diye Serra diyorum. Evet Isabella benim Lecce'de yaşayan İstanbullu bir arkadaşım. Zeynep Göğüş de Covid elbet biter biz gene Roma'ya gider diye yazmış. İnşallah. Çok keyif alıyorum. İyi ki seyredip dinliyorum sizi diye yazmış. Teşekkürler sevgili Zeynep. Serra, Neşe'den bütün panelistlere çeşitli mavi kelebekler geldi bu arada. Senin güzel saçlarına atfen diye varsayıyorum bu mavi kelebekleri. Sinema ve tiyatro oyunculuğu arasında tabii ki büyük farklar var ama senin açından en büyük fark ne? Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi ben tiyatroda aslında prova dönemine çok bayılan biri değilim. Ay bir an önce provaları bitirsek de sahneye çıksak duygusuyla çalışan biriyim. Sonra sahneye çıkmaya başladıktan sonra çok mutluyum. Sinemadaysa çekim dönemi çok mutlu bir dönem oluyor genelde. Çünkü bir çeşit mikrokozmos. Kendi içimizde yaşıyoruz. Biraz dış dünyaya kapanıyoruz. Aile gibi. Genelde tiyatroda da öyle prova yaparken mesela piyesin laflarıyla konuşmaya başlarız. Piyesteki laflar sürekli olarak dilimize pelesenk olur mesela. Sinema tabii çok daha yoğun. Yani kısa bir süre içinde yoğun bir beraberlik, yoğun bir çalışmak, sonra bay bay, sonra ekran. Tabii ekranda
ne zaman göreceğiz, nasıl göreceğiz, nasıl monte edilecek, hangi sahne kalacak, hangisi çıkacak, hiçbiri belli değil. Bazı sahneler çıkıyor mesela, kalmıyor filme. Evet. Tiyatro öyle değil. Tiyatroda da oynamak her akşam çok keyifli. Çünkü hani şimdi streamingde tiyatro yapmak istiyorlar ya, ben buna tamamen karşı çıkıyorum. Çünkü tiyatronun en büyük özelliği tekrarının mümkün olmaması. Doğru. Salı akşamı gördüğün oyunla çarşamba akşamı gördüğün oyunun hiçbir zaman aynı değil. Çarşamba akşamı Serra Yılmaz Sancho Pança olarak düştü, dizini sakatladı. Yani perşembe bambaşka oynadı. Perşembe günü işte Alessio Boni kuyudan çıkarken ipi açamadılar. Bir takım şeyler o. Her oyunda bir şeyler olur. Her oyunda bir farklılık. Her oyunun seyircisi farklı. O seyirciden gelen enerji. O enerjiyi bizim algılamamız ve onlara geri göndermemiz farklı. Dün müydü, evvelki gün müydü? Ben gençliğimde Laurent Terzieff diye bir, özellikle tiyatro ama sinemada biliyorsun. Buñuel'le çalıştı, Pasolini ile çalıştı. Ben Laurent Terzieff'e çok hayrandım. Laurent Terzieff'in 90'lı senelerde bir konuşmasını buldum. Onda diyor ki, anladığım kadarıyla böyle bir Sezar ödülleri gecesi falan. Aradım sonra internette nerede olduğunu, tam bulamadım. Çok başarılı değilim bu konularda. Ve diyor ki, efendim diyor, tiyatro oyuncusunun diyor oynadığı filme çekilemez diyor. Tamam mı? Öyle başlıyor konuşmaya. Çok doğru söyledikleri bugün için de geçerli. Tabii ki eski ustaların vakti zamanında göremediğimiz piyeslerini görüyoruz film olarak. Ama o seyircili seyretmenin zevki başka. O bir belgesel, dokümanter olarak bir değeri var tabii yani, onu hiç görmemiş biri olarak. Ama dediğin doğru, o gerçek zamanda, sadece zamanda olan o enerji, senin de oyuncu olarak her akşamın aynı değildir mutlaka, değil mi? Mesela size ufak bir anekdot anlatayım. Biz turnedeydik bu pandemi olayı çıktığında ve Pavia şehrindeydik. Pavia işte Milano'ya oldukça yakın şehirlerden biri ve de üstelik işte ilk vakanın bulunduğu şehir İtalya'da. 22 Şubat günü oynuyoruz. 21'i oynadık. 22'si, 23'ü oynayacağız. 22 Cumartesi akşamı büyük bir tiyatro. İtalyan usulü böyle işte kat 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 locaları. Fakat 100 kişi gelmedi oyuna o akşam. Seyircinin tepkisi çok tuhaftı. Çünkü o gün salgın haberleri yayıldı etrafa. İşte Pavia Hastanesi'nde birileri var. Oraya yakın bir iki kasaba karantinaya alınıyor. Bizim daha haberimiz yok sahnedeyken. Ve böyle seyirci suskun, tepki vermiyor. Genelde alkış kıyamet, çok güldü. Böyle bir, böyle sus pus bir seyirci vardı o akşam. Ay dedik, ne kadar tuhaf. Vakti zamanında İstanbul'da İtalyan Kültür Merkezi'nde müdür yardımcılığı yapmış bir arkadaşım da vardı. O da tam karantinaya alınacak kasabadan gelmiş. Kulise böyle bir süratle uğradı. Dedi ki, kusura bakma, daha fazla kalamıyorum. Hani kalıp da bir şey içelim diyemiyorum. Çünkü karantinaya giriyormuş benim şehir. Dönüyorum hemen dedi. Böyle bir tuhaf hava. Ertesi gün gittik tiyatroya. Haber bekliyoruz. Oyun iptal. Pazartesi günü istisnai olarak, genelde pazartesi tatil günümüz bizim, Sondrio diye yakında bir şehirde oynayacaktık. Oradan haber bekledik. Saat 5 gibi oynamayacağımız haberi geldi. Bizim turne yönetmenimiz çok tatlı bir genç kadındır. Dedi ki, herkes evine dönsün. Çarşamba günü Milano'da buluşuruz dedi. Pazar akşamı oluyor bu. Floransa'da oturan bir meslektaşım ve rol arkadaşım var. Marcello, genelde onunla seyahat ediyorum turnede. Biz Marcello ile arabaya atladık ve akşam Floransa'ya döndük.
Hatta ben bir takım ağır eşyaları prodüksiyonun sandığına bıraktım. Milano'ya kadar hani eve taşıyıp yeniden geri nasıl getirdim. Olsa döneceğim diye ve de gidemedin tabii. Ve gidemedik yani mesela o akşamki seyircinin o tuhaf enerjisini hiç unutamıyorum. Hani böyle bir şey olmuş, ülke işgal edilmiş gibi böyle bir hava vardı, anlatabiliyor muyum? Evet. Geçiyor sana. Yani çok ilginç. Ki, mesela biz bir sahne var. Alessio yerde yatıyor. Benim yardımımla kalkıyor. Biz o sırada birbirimize Japon bunlar diyoruz. Yok bunlar Kuzey Koreli, yok Kuzey Koreli falan, tamam mı? Eğer yeterince tepki vermiyorlarsa. O gün onu bile söylemedik. O kadar tuhaf bir enerji vardı. Çok şeker. Arada paslaşıyorsunuz yani ufaktan öyle sahnede. Tabii ki. Süper. Evet, şimdi notlarımı da buldum. Senin aldığın ödül Premio Persefone. Hı hı. Sonra da Milano'da Komedi Kraliçesi. Ay şahane. Bu çok güzel bir ödül. Komedi Kraliçesi seçilmek herkese nasip olacak bir Komedi şey. Komedi Kraliçesi çok güzel, evet. Sera, İtalyan seyirciyi nasıl buluyorsun? Vallahi İtalyan seyirci çok şey bir seyirci. Genelde geliyor tiyatroya, sinemaya, tiyatroya gibi. Yani tiyatro alışkanlığı, terbiyesi olan bir eğitimi, yani görgüsü olan bir seyirci mi? Nilüfer'cim, her yerde bu terbiye bozuldu. Yani şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz sahnede oynuyoruz. Ve biliyorsun büyük bir baş belası şu telefon. Şimdi mesela bu telefon mesaja bakıyor arada, tamam mı? O zannediyor ki ben görmüyorum. Ben onu görmez olur muyum? Telefondan yansıyan ışıkla birer tane hortlak gibi görüyorum ben onları sahneden. Ve inanılmaz dikkat dağıtıcı bir şey o ışıklar. İnsanlar bütün uyarılara rağmen bunu yapmaya devam ediyorlar. Yani bir keresinde Floransa'da Baba ve Piç'i oynuyordum. O kadar abartılıydı ki telefon durumu. Arada ben bizzat anons yaptım. Yani buraya geldiniz bizi görmeye. Biz bundan çok mutluyuz. Siz bu telefonu elinize aldığınızda görülmediğinizi zannediyorsunuz. Ama bizim dikkatimizi çok alıyorsunuz. Lütfen diye böyle çok yumuşak ama bir anons yaptım. Bu maalesef evrensel bir dert haline geldi ne yazık ki. Ama sıcak bir seyirci midir genelde İtalyan seyircisi? Vallahi Nilüfer, hiç belli olmuyor. Bazen pazar öğleden sonra, pazar matinesi harikulade. Ciddi misin? Pazar bu İtalyan filmleri gibi oldu şimdi. Pazar matinesine genelde kadınlar geliyor. Kadın seyirci ve bizim yaşlarda... Onun için koy ver gitsin, çok rahat tepki veriyor. Hani bazen taşrada böyle biraz tepki vermeye utananlar da oluyor. Acaba çok gülersem çok mu kötü olur falan diye. Ama genelde sıcak bir seyirci, evet. Yani sen İtalya'nın sosyolojisini yazabilirsin. Öyle seyirciden bir sürü şey görüyorsun. Dille ilgini, ilişkini çok önemli buluyorum senin. Yazmayı düşünüyor musun? Vallahi yazmayı şu anda düşünmüyorum. Yazmakta ben çok zorlanıyorum. Onun için genelde kitaplarla ilgili deneylerim tek başıma değil. Mesela Emine ile birlikte bir kitap oluşturduk. Hı-hı. Ama Emine olmasaydı beni dürtükleyecek, bitirir miydim bilmiyorum. İtalya'da çıkan Türkuaz Bir Kadın kitabını Andreina Swick ile birlikte yaptık. Yani bir başkası olduğunda ekipte ona karşı duyduğum sorumluluk sayesinde neticeye ulaşabiliyoruz diyebilirim. Bizim şimdi küçücük bir kıraathane kitapları adında yayın evimiz var. Orada bir stüdyo kitapları çıkarıyoruz. İki kişi karşılıklı bir konuda konuşuyorlar. Senle öyle bir kitap yapmayı yapabiliriz. Düşünelim. Onu hoş, yapabiliriz. Hoş bir şey olabilir bu. Çok güzel olur. Ama çünkü senin sanatçı olarak, yani hem sinema hem tiyatroda oyuncu olarak ama kişi olarak da hayatta dille ilişkini hep enteresan bulurum.
Esprimindir. Ben seni zaten biraz storyteller olarak tanımlıyorum. Yani ben daha şifahiyim. Anlatmayı seviyorum. Anlatmaktan keyif alıyorum. Daldan dala atlıyorum böyle bir yerden bir yere böyle dallanıyor genelde hikayelerim. Onun için hakikaten çok şifahiyim. Yani daha meddahlık var. Bu düşüncene tekrar döneceğim ama bu arada sevgili Ani Çelik Arevyan'dan hem eskrim yapan kılıçlı figürler hem mavi kelebekler geldi. Harika. O emojiyi nereden bulmuş merak ettim. Var. Emojiler ben de öyle var, bir emoji yok. Yapan. Tabii. Ben de öyle bir emoji yok. Oyunculuğun bir hikaye anlatıcılığı boyutu, en azından senin oyunculuğunda bir hikaye anlatıcılığı boyutu mu var o zaman? Ben seviyorum hikaye anlatmayı. Yani bana çok arkadaşım mesela ne bileyim Özen Yula hep demiştir yazman lazım bak ne güzel anlatıyorsun şu hikayeyi diye ama ben anlatıyorum, anlatmayı seviyorum. Onun için hep biriyle işbirliği yaparak bir şey yazdığımda güzel oluyor. Peki keyif aldın mı o ortak kitaplardan Emine ile yahut o bahsettiğim? Tabii. İtalya'daki tabii. Projeyi bilmiyorum. İtalya'da Madonna Turchese diye bundan yıllar önce bir kitap çıktı. Yanıma almadım, gösterirdim aslında. O kitap hala şeyde online olarak satışta. Yayın evi büyük bir yayın eviydi ama biraz korsan yayın evi gibi davrandılar. Andrei Nazrik diye bir arkadaşım o kitabı oluşturdu. Aslında ilginç bir kitap çünkü o kitapta hem benim hayatım var hem de Türk kadınına ilişkin bir sürü röportaj var. İşte bir sürü insanla gitti, görüştü ve de şey yaptı. Türk kadınının hem yasal açıdan haklarını hem hayattaki konumunu irdeleyen bir kitap. Aslında tabii bugün yeniden ele aldığımızda ne yazık ki bir takım bir karşılaştırma yapsak gerilemeler var. Ne yazık ki evet biz feministler olarak kadın hareketini izledik. Yani kadın hareketinde büyük bir yükselme var, güçlenme var o kesin. Kesin. Ama bazı geri şeyler de oluyor. Çünkü büyük bir yoğun bir karşı atak saldırı karşısında. Yoğun bir saldırı var. İtalya'da da öyle bir durum seziyor musun? Vallahi her yerde var. Mesela ben bugün Instagram'a bakıyordum. Kaşya koymuş hikayesine. Polonya'da durum hiç parlak değil. Ve de işte bu kürtaja karşı falan filan yasalar çıkarıyorlar. Kaşya'da İtalyanca demiş ki herkes geleceğe bakıyor. Oysa Polonya'da orta çağa dönme derdindeler. Ben de altına yorum yazdım. Dedim ki Kaşya ne yazık ki bir tek Polonya'da değil yani bu orta çağ özlemi dünyayı sarmış durumda. Çok tatsız, çok gerileme kadınlar. Maalesef kadınlar. Evet yani en azından ama Arjantin'den iyi bir haber geldi. Kürtaj evet, yasası evet. Geçti. Serracığım şimdi bu biz bekleyeceğiz tabii Ferzan'ın son filmini ve senin oradaki güzel marifetlerini izlemek için biraz daha sabırlı olmamız gerek. Ama sen bize minik bir haber çıtlatabileceksin galiba. Cahil Periler ne oluyor? Cahil Periler dizi oluyor. Evet, Cahil Periler dizi oluyor. Bu çok güzel bir haber. Televizyon dizisi yani. Televizyon dizisi. Çok evet. Güzel. Walt Disney, Fox'la birleşmiş zaten. Onlar için yapılıyor ve çok güzel bir macera olacağını umarım. Evet, Ferzan için ve bütün o ekibe katılacaklar için müthiş bir serüven olacak eminim. Evet, Ani Çelik bu arada çok özledim sizleri demiş. Bu sıra Özlem herhalde. Özlem Doruk yaptı. Özlem başrolde hepimizin hayatında değil mi? Sen de kızını özlüyorsun. Az önce Sydney'de dedin bana Ayşe için. Sydney'de ne zaman göreceğim belli değil. Ben de kızımı çok özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. İstanbul'u özlüyorum. İstanbul'da seni özledi artık.
Serra. İşte yani birazcık şu ortalık durulsun, biraz aşılar olsun falan filan, ancak öyle seyahat etmek istiyorum açıkçası. İstanbul seni özledi. İstanbul Edebiyat Evi'nin Şişhane'deki mekanında bir küçük tek kişilik mini mini bir oyun seslendirdiğini, sahnelediğini hayal ediyorum. Vallahi stüdyo kitaplarında yani, seninle ikili bir kitap yap. Var. Nasıl? Griselidis, bir fahişenin anıları diye bir oyunum evet. var. Evet. Kişilik. Bir saksofonist bana eşlik ediyor. O oyun mesela çok güzel bir oyun. Türkiye Hakları da bende. Çok keyifli bir oyun. Wow, yani şimdi veya... senden bir söz mü almış olduk? Vallahi seve seve. Yaşa, çok yaşa. Sağ ol. Süper olur. Gerçekten bunun hayalini kurmak bile şu anda seninle sohbet ederken bana çok 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 iyi geldi. Peki, kapatmadan önce bütün bu müthiş Türk yönetmenlerle çalıştın. Ha bir kere senin sinema yönetmenliğin sana ne kattı? Onu söyle bana. Cebimdeki yabancı mıydı? Cebimdeki yabancı tabii benim için bir çeşit merak konusuydu. Ama tabii rahat bir seçimdi. Zor bir seçim değildi. Çünkü Ferzan prodüktörlük yaptığından, Ferzan da sürekli yanımda olduğundan her halükarda en ufak bir tereddütte böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak diyebileceğim bir destek vardı yanımda. Ona güvenerek kabul ettim. Çok güzel bir deney oldu. Harika oyuncularla çalıştım. Gençler çok parlaklar, çok çok iyilerdi. Müthiş bir topluluk, ansambl filmi o. Evet, evet. Onu kurmak çok nasıldı? Güzel oynadılar, döktürdüler yani hepsi ayrı ayrı. Ama onu kurmak çok önemli, özel bir şey değil mi? Yani o evet, zor. Evet. Onu kurmak seni yoksa hemen oluşturabildin mi? Yok, çok kolay oluştu. Çok kolay oluştu. Çok tatlı insanlardı. Bazılarını önceden de tanıyordum ama bazılarıyla hiç çalışmamıştım. Çok güzel kuruldu. Çok keyifli bir çekim oldu. Keyifli bir setti. Çok da eğlenerek çalıştık. Bayağı, çok güzel bir hikayeydi, bir uyarlama değil mi? Güzel bir hikaye ve biliyor musun ki şeye girdi. Nedir bu rekor şeyi vardır ya, rekorlara girdi. Çünkü en çok remake'i yapılan senaryo. Çok ilginç ama haklı olarak. Çünkü günümüzün hayatını o telefonlarda yaşadığımız ikinci bir hayat var. Değil mi? Sanki paralel evren gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten paralel bir evren olmadığı ne malum. Acaba sen paralel evrende hangi rolü oynuyorsun? Şu anda çok merak ediyorum. Serhacığım, birkaç izleyici sorusu sana yönelteceğim izninle. Tabii ki. Begüm Bitir. Merhabalar Serra Hanım demiş. Merhaba Begüm Hanım. Şöyle soruyor sana, sizce Türk sinemasına bugüne dek lezbiyen bir kadın rolü niçin hiç yazılmadı? Bilmediğim varsa benim cehaletim. Bu rol için size uygun bir senaryo gelirse Türkiye konjonktüründe değerlendirmekten çekinir misiniz? İyi ki varsınız, sevgiler. Vallahi yazıldı, yazıldı. Mesela Ümit Ünal'ın son filmi var. Hı hı. O gerçekten iki kadının aşkını anlatan bir film. Dur şimdi filmin adı birdenbire. Bu arada bir belgesel yapıldı. Queer şey yani daha önceki Türk filmlerinde de kadınlar arası ilişkinin. Fiction, Ümit'in filmi bir uzun metraj film. Filmin adını şu anda hatırlamadım. Şimdi buluyorum size. Ve de çok da güzel bir film, izlemenizi tavsiye ederim. Sanıyorum bir takım platformlarda bulabilirsiniz. Sofra Sırları diye. Evet, Türkiye'de film gösterimleri maalesef biraz şey oldu. Sallantılı yani, filmler yeterince vizyonda kalmıyor, gösterimde kalmıyor. Böyle problemler aşk, var. Aşk, büyü vesaire. Aşk, büyü vesaire. Ümit Ünal. Mükemmel. Aşk hikayesi. Mutlaka seyredin.
senin için bir kendine oyuncu olarak bir yenilik, meydan okuma mıdır bu tür roller, bir queer ya da... Yok, benim için öyle bir meydan okuma değil yani. Ben aslında bir bana sunulan rolün lezbiyen midir, yoksa sadist midir, yoksa rahibe midir, ona bakmam. Ben senaryoya bakarım, eğer senaryo beğendiğim bir senaryo olursa. SS de oynarım, SS subayı da olurum, orospu da olurum. Çünkü ben oyuncuyum yani. Türkiye'de bu hala çok iyi anlaşılamayan bir şey. Biliyorsun, bir ara Füsun'u linç ettiler. Yok efendim, gerilla annesi oynamak isterim diye. Olabilir, öyle bir şey isteyebilir. Ben de belki bir polis oynamak isterim. Yani bunun için linç yemem gerekmiyor. Ama artık her şey bir linç konusu olduğundan... Yani oyuncu ama efendim, mesela işte orospu oynuyorum deyince estağfurullah diyorlar. Ne demek estağfurullah yani? Orospu oynayınca orospu mu oluyorsun? Aldı ki orospu olduğum için niye estağfurullah diyelim? Aynen. Hayatı çok düz anlamda almak isteyen bir tavır ve inat var belki de bazen toplumda. Ben Begüm Hanım'ın sorusunu daha çok şey gibi algıladım. Yani kadın rolleri ve kadın hikayelerinin yelpazesinin giderek daha çok genişlemesi, kadın deneyiminin, yani kadınların hayatının ve hikayelerinin daha çok açıkça ele alınması gibi, bir ona bir susamışlık gibi algıladım ben o soruyu. Vallahi keşke tabii ki. Yani evet. Öyle bir ayrım yapmıyorum roller arasında. Bu arada çok hoş bir isim bu, doğru okuyorsam. Yaşıya Özçevik. Evet. Herhangi bir sorum yok Seher Hanım'a. Sadece güzel yüreğini bize hissettirdiği ve tüm samimiyetle doğal olmayı seçtiği için ona sevgilerimi iletmek istiyorum. Yardıma muhtaç olan kadın, öğrenci, emektar, hasta her birey için emek veriyor. İyi ki Seher Yılmaz var demiş. Canım. Kesinlikle aynı fikirdeyim. İyi ki varsın Seher'cığım. Şimdi Demet Taner'den çok güzel bir söyleşi. Seher Yılmaz'a çok sevgiler. Begüm Bitir bu arada adadaydı çekimleri. Evet, haberim var demiş. Evet. Söyledim. Ümit Ünal filmi için herhalde. Evet, Ümit Ünal filmi adada geçiyor. Evet, onu hatırlamış. Adadaydı çekimleri, haberim var diye yazmış. Tekrar... Isabella Bernardini'den eksik olmayın. Bugün aramıza katıldığınız için iyi akşamlar demiş. Bir soru var. Çağatay Çakmakçı. Merhaba Serra Hanım. Geçmişteki Serra'nın dostları Serra ile İtalyan işi tarzı televizyon programları ile televizyona dönecek misiniz? Ya da bu tarz bir teklif gelirse değerlendirir misiniz diyor. Vallahi teklif gelirse sevinirim, değerlendiririm. Şu anda yok ama olursa tabii ki. Televizyon sinemadan çok farklı bir deneyim değil herhalde. Farklı. Çünkü hani dizi değil tabii Çağatay Bey'in sorduğu, o söylediği programlar işte benim söyleşi programlarım. Daha farklı bir şey ama onu ben keyifle yaptım yani hep. Evet, yani farklı formatlar olabilir. Açıksın tabii ki, böyle tabii ki. Tabii ki. Evet, senin deneysele açıklığın da hoş. Öyle, ben tabii ki meraklıyım biraz yani, yeni şeyler olunca, daha online şeyler, biraz sosyal medya falan merakım var açıkçası. Süper. Bu arada Özden Ezinler Galaksi ne demekse sonunda, keyifle izliyorum Seracığım, sevgiler, seninle gurur duyuyorum diye yazmış. Özden Ezinler benim zamanımdaki en önemli eskrim şampiyonu. Bizim wow, bravo. Arası işte Münih Olimpiyatlarında birçok yerde temsil ettiği gibi aynı zamanda hala fiil olarak eskrime devam eden senior oyunculardan. Bravo, tebrik ediyorum o zaman. Ani Çelik de Özden Hanım benim de hocam diye yazdı. Ya, tabii annemin de var eskrimciliği. Süper. Ayşe San Sayın. Seher Yılmaz izlemek her zaman çok keyifli. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle ve Hebeli Ada'dan çok sevgi selam. Evet Ayşe'cim.
çok güzel. Yani dostların, hayranların izliyor bu akşamki sohbetini. Güzel. Peki o zaman şöyle dileyelim. O Occidente oyununun paketledik, kurdele bağladık dedin. Evet. O kurdele bir an önce açılsın lütfen. İnşallah. Biz aslında, bizim umudumuz Don Quixote'la İstanbul'a tiyatro festivaline gelmekti. Oo, ne kadar güzel dur olur. Bakalım. Dur bakalım önümüzde neler olacak. Tiyatroların evet. Seyahat etmesi genellikle çok zor biliyorsun. Yani dekor mekor bilmem ne kolay olmuyor. Maliyeti yüksek çok. Bakalım ne olacak. Ya İstanbul Festivali'nde seni Sancho olarak izlemek herhalde büyük bir keyif ve mutluluk olur İstanbul için. İnşallah. İnşallah. Çok müthiş bir fikir gerçekten. Tamam. Umarım gerçekleşir. Bilge Su Erenus merhaba şöyle demiş. Genç alaylı kadın oyunculara ne tür önerileri olur diyor senin için. Ne tür önerilerin olur? Vallahi ben diyorum ki önünüze ne geçerse, elinize ne geçerse okuyun, seyredin, sorgulayın, meraklı olun, deneyin. Hani bazen bana diyorlar, işte tiyatro kursuna gitmek istiyorum, bilmem nerede kurs var, orası oradan daha iyi değilmiş, bu taraf. Ya hangisine gidebiliyorsan git kardeşim. En kötü tiyatro kursundan bile öğreneceğin bir şey mutlaka vardır. Önüne gelen her fırsatı değerlendir diyor. Fırsatı değerlendir diyor. Bence güzel bir öneri bu. O çok önemli bence. Kesin aynı, katılıyorum sana. Bu arada Ömer Ali Sel adlı izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş sana. Merhabalar. Avrupa'da oyunculuk statü olarak nasıl görülüyor? Para sıkıntısı çekiyor musunuz? Enteresan bir soru. Şöyle söyleyeyim size, Avrupa'da oyuncu olmak işte yani öyle çok şey değil. Bir zamanlar anneler, babalar çocuklarının oyuncu olmalarını ya da işte davulcuyla evlenmelerini istemezlerdi biliyorsunuz. Doğru, çok büyük bir felaket. Felaketti. O dönem geride kaldı. O dönem geride kaldığı gibi çok daha tuhaf bir dönem ortaya çıktı. Şimdi bir sürü insan özellikle televizyon dizilerinden çok para kazanıyor oyuncular. Tiyatrodan para kazanılmıyor biliyorsunuz. Ve de hiçbir zaman kazanılmadı. Yani neticede ben tercümanlık yaptım. Konferans tercümanlığı. Neden? Hayatımı sürdürebilmek için yaptım. Yapabileceğim şeylerden biriydi. Dolayısıyla şimdi çocukları meşhur olursa, şöhret olursa hem şöhretten faydalanır hem iyi para kazanır diye çocuklarını illa işte auditionlara götüren, illa reklamlarda oynatmak, dizilerde oynatmak için çabalayan çok anne baba var. Bizim zamanımızda yoktu. O yüzden oyunculuğun genel anlamda algılanması bütün dünyada değişti diye düşünüyorum. Doğru. Artık davulculardan da korkmuyorlar. Yani işte yeter ki davulcu ünlü olsun. Böyle bir tuhaf bir gidişat var. Çünkü aslında o insanları ilgilendiren oyuncu olmaktan ziyade ünlü olmak. Ünlü olmanın adeta bir getirisi varmış gibi algılıyorlar. Mesela benim gibi başrol oyuncusu olmayan, dizilere çok fazla bulaşmamış, daha çok tiyatro yapan, işte ne bileyim senede belki bir ya da iki filmde oynayan bir oyuncunun da çok imkanı olduğunu düşünen sürüyle insan var. Öyle değil. Genelde tiyatro yapan insanlar evet geçim sıkıntısı çekiyorlar. Hele şu sırada, çünkü şu sırada bu pandemi döneminde genel anlamda kültüre karşı büyük bir kayıtsızlık var. Yöneticiler çok kayıtsızlar. İtalya'da dahi, yani ben şu anda İtalya'da belirli bir işsizlik şeyi alabiliyorum. Ama bunlar cüzi şeyler. Dolayısıyla mesela şu anda tiyatroların ve sinemaların kapısının kapalı olması benim anlayabildiğim bir şey değil. Noel'den önce kırmızı bölgelerde dahi alışveriş
için serbest bıraktılar her şeyi. İnsanlar burun buruna üst üste dükkanlarda tıkış tıkış alışveriş yaptı. Oysa tiyatroda mesafeyi uygulamak çok daha kolay. Kilisede nasıl uygulanıyorsa tiyatroda da uygulanacak. Dolayısıyla genel olarak kayıtsız Avrupa'da kültür dünyasına. Evet. O yüzden de tabii ki oyuncular şu anda çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Tabii yani kültür ilk kesilen faaliyet olur her tür krizde ne yazık ki. Sen geçen gün diyordun bana IKEA'ya gittim ana baba günüydü diye. Evet. Evet. Halbuki her tiyatro... Her ana baba günü mesela barlar 6'ya kadar açık. Pazar günü barların önü bir de barda tabii bir şey içtikleri için maske de takmıyorlar. Çünkü yemek yediğin içtiğin yerde maskeyi de çıkartıyorsun. Dolayısıyla burun buruna duruyor insanlar. Ama bu şey Ömer Ali Selin sorusundaki bu yani oyuncunun sosyal statüsü aynı zamanda yani bir prestij olarak eminim prestijli bir meslektir. Prestijli bir meslek ama tabii bir yerde de nereden bakıldığına bağlı. Genelde oyunculuk insanların ilgisini çeken ve kendine özgü bir prestiji olan bir meslek artık. Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki sen şimdi mesela hani bu arada bir soru daha var. Onu da alalım. Ondan sonra yavaş yavaş vedalaşırız. Çağatay Çakmakçı zaten öyle bir sorusu yok muydu? Dur çok merak ettiğim bir soru. Tarkan'ın Hüp şarkısı ve Seher Yılmaz nasıl bir araya geldi? Senin klibi soruyor. Klibin evet. Yönetmeni Ferzan Özpetek olduğundan bir araya geldik. Bu o kadar basit Ferzan cevap diyorsun. Dolayısıyla ben de oldum. Çok da eğlenmiştik. Çok keyifliydi. Peki lütfen karşılaştığında çok sevgilerimi söyle sevgili Ferzan'a. Arada bir kahve içmeye sana Floransa'ya gelmiyor mu? Gelmiyor. Genelde başı kalabalık epey bir reklam falan çekti bu ara. Ondan sonra işte bir de dizinin hazırlıkları var. İnşallah o dizi çok keyifle gerçekleşir ve inşallah sen şu şimdiden çok merak ettiğim Occidente oyununda tekrar sahne alırsın pek yakında. Başlarsanız evet. Floransa'da başlayacaksın. Floransa'da başlayacaksın. Değil mi? Tabii. Hangi tiyatro? Rifredi. Rifredi tiyatrosu. Ne güzel. Şimdi tiyatrolarını keşfetme fırsatım olmadı Floransa'ya. Ne yazık ki tek Floransa'da bir Floransa'da İtalya'nın en güzel salonlarından biri var. Çok turnede bulunduğumdan çok yer gördüm ve çok tiyatro gördüm. İtalya genelde çok güzel tiyatro salonları olan bir ülke. İtalyan usulü tiyatrolar var tabii ki ve de çok şık tiyatrolar. Bütün bu tiyatroların içinde gördüğüm en güzel tiyatrolardan biri Floransa'daki La Pergola Tiyatrosu. İşte evvelki sene Don Quixote'u orada oynadım Mart ayında ve çok güzel bir sahne, çok keyifli. Çok çok güzel. Ravenna'da çok güzel. O kadar çok yerde. Mesela minnacık bir şehre gidiyorsun, ufak bir tiyatro ama o kadar güzel, o kadar şık ki. Böyle çok güzel tiyatroları var hala korunmuş olan. Birçoğu yok olsa da büyük bir tiyatro korunmuş halde. Süper. Çok büyük bir şans o. Bir soruyu atlamışım. Tam yani aslında cevabını verdin bunun. Sonra onu alalım. Meltem Hanım soyadını yazmamış. Ultimo Harem Tiyatrosu'nun hikayesini Serra Hanım'ın şimdilik bu kadar kitabında okudum. İtalya'da tiyatroya tekrar tekrar izlemeye gelen seyircilerle organik bir bağ oluşuyor mu bir süre sonra demiş. Yok öyle bir organik bağ oluşmuyor ama insanlar yolda çeviriyorlar sizi. Yani ben İtalya'da genelde yolda durup birkaç kez fotoğraf çektirmesi gereken bir oyuncuyum. Bu Floransa'da daha da çok oluyor. Çünkü şimdi giderek 3 yıldan beri Floransa'dayım ve de giderek Floransa'da yaşadığımı öğrenmekle birlikte daha da hoşnut oldular bizim şehrimizi seçti diye. Öyle bir organik bağ olmuyor ama çok gelen oluyor. Yani mesela yolda çevirip işte ben Ultimo Harem'i 4 defa izledim. Oynasanız yine gelirim. İşte bu sefer de torunumu getiririm diyen çok var. Çok güzel. Bu uzun soluklu
oyun ve yeni yeni izleyicilerle karşılaşmak herhalde çok güzel bir deneyim. Güzel. Böyle biraz, güzel. Çok değil mi? Çok klasikleşen iyi. Bir takım oyunlarla, yani tekrar tekrar canlandırılabilecek kalitede oyunlarla. Var mı öyle bir düşünce? Vallahi bilmiyorum şu anda. Dur bakalım. Dur bakalım. Süper. Şeyi tabii bu sorudan da anlıyorum. Sizin Emine ile Uşaklıgil ile, yani bu şimdilik bu kadar kitabının ne kadar güzel yankı yaptığını tekrar anlıyorum bu sorudan. O evet, da çok evet. Güzel bir çalışma herhalde, değil mi? Evet, evet. Ne kadar sürdü? Keyif alarak yaptığınızdan eminim. Vallahi bayağı bir ne kadar sürdü hatırlamıyorum. Genelde benim evde buluşuyorduk. Öğlen yemeklerini birlikte yiyorduk. Aslında bir şey atladık. Öğlenleri yaptığım yemekleri de kaydetmek istiyorduk mesela. Bunu yazarken şunu yaptık diye. Aa. Tembellik ettik. Onların kaydını yapmadık ama değişik yemekler de ben yapıyordum, yiyorduk onları. Yeni yeni baskıda demek ki bir ilave. Şimdi diyelim ki bir oyun ya da bir film yönetiyorsun. Hangisi olduğu önemli değil. Eminim önüne oyun da gelse, film de gelse aynı keyifle yönetirsin. Değil mi? Tabii. Ne bileyim, ben ilk prova yahut her şey tamam bitti. Bütün oyunculara, ekibine yemek pişireceksin Serra. Ne pişirirsin? Vallahi nerede olduğuna göre değişir. Çünkü Türkiye'deysem eğer... Mesela çok güzel bir spagetti pişiririm onlara. Çünkü spagetti genelde herkesin sevdiği bir yemek. Eğer İtalya'daysa bir Türk yemeği pişiririm. Mesela geçtiğimiz haftayı çeşitli davet edemediğim arkadaşları yemeğe davet ederek, ama tabii azar azar görüşüyoruz. Yani öyle çok kalabalık yemekler yapmıyoruz artık güvenlik açısından. İtalyanların genelde bilmediği bir yemek yaptım. Kuşbaşı kuzu etiyle terbiyeli kereviz yaptım. Wow, bravo Sera. Ve inanılmaz sevdiler. Yani o kadar çok beğenildi ki, çünkü hiç onlar bizim top kerevizi bilmiyorlar. Genelde yemiyorlar ve zaten burada da pazarlarda yeni yeni bulunuyor. Onlar genelde sap kerevize alışıklar. Ondan sonra bayıldılar bayıldılar. Yani bizim çok ev kış yemeği, terbiyeli kereviz yemeği, işte etli biraz patates, havuç falan inanılmaz sükse yaptı. Bravo Serracığım, eline sağlık. Diliyorum güzel bir sofrada, güzel bir sahnede, İstanbul'da, Roma'da, Floransa'da, nerede olsun bir an önce buluşabilelim. Çok teşekkürler bu akşam bizimle olduğunuz. İnşallah, evet. Özleşiyoruz çok. Bu dönemin en karakteristik şeylerinden biri de özlem. Hepimiz bir özlem içindeyiz. Hayranlarının da demin yazdığı gibi arkadaşlarının, iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum. Siz... Bu arada bir dakika, Berna Kara A. Emin değilim soyadını doğru okuduğumdan. Bu zevkli buluşma için çok teşekkürler diye yazmış Berna Kara ya da Kara A. Hı hı. Çok teşekkürler Serra. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Sana bol şans ve sevgiler. Bol sahneler diliyoruz. Evet, evet. Çok sevgiler. İyi bye akşamlar. Bye. İzleyicilerimize de çok teşekkürler ve iyi akşamlar. Hoşçakalın.